Merhaba arkadaşlar, ben Gümüş Kaplanlardan Terzi. Bu videomda size Gümüş Kaplanlarda kullandığımız telsiz usullerinden ve yapmanız gereken bazı ayarlardan bahsedeceğim. Öncelikle Gümüş Kaplanlarda telsiz usulü en önemli hususlardan biridir. Telsizde gerekmedikçe numaralar konuşmaz. Lider konuşur. Yani uçuşu yöneten kişi konuşur. Diyelim ki 4 uçaklık bir koluz ve o görevde bir paketin içindeyiz. Bizden başka kollar da var. O uçuşta neler yapmamız gerekiyor? Nasıl konuşmamız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Bunu yaparken ben 2 numaraymış gibi konuşacağım ve hayali bir 1 numara, 3 numara, 4 numara varmış gibi bunu size anlatacağım. Fakat bunun öncesinde şu anda kullandığımız DCS SRS Client denilen şu ekranda gördüğünüz programda yapmanız gereken ayarları size bahsedeceğim. Bağlantıyla ilgili ayarları burada anlatmayacağım. Ayarlar ve kontrollere bakacağız neler yapılması gerekiyorsa. Öncelikle kontrollerde radyo 1 ve radyo 2'ye tuş atamaları yapın. Bundan sonra settings kısmına gelin ve settings kısmında şurada radyo 1 ayarın sol kulağına, yani radyo 1'den konuşulduğunda sol kulağınızdan duyacak gibi, radyo 2'den konuşulduğunda sağ kulağınıza duyacak gibi bunları sağ ve sola ayarlayın. Ve bir de radyo switch works as push to talk PTT, bunu on yapın. Bu ne işe yarayacak? Şimdi F16'da iki tane HOTAS'ta, yani bundan daha sonra bahsedeceğim, gaz kolunun üzerinde iki tane tuş var. Birincisi radyo 1'e, ikincisi radyo 2'ye konuşmanızı sağlar. Bunlara basıldığında radyo seçmek yerine oradan hem seçip hem konuşmayı sağlıyor. Buradaki ayarlarımız bu kadar şimdilik. Daha sonra göreve girdiğinizde şunları yapacaksınız. Şimdi ben burada bir ramp start görevi koydum. Burada uçağa nasıl girilir, nasıl oturulur, onlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi gerçek hayattaki usulleri ne kadar çok uygulamaya çalışsak da simülasyon ortamı bunların hepsini %100 aynı şekilde yapmamıza olanak sağlamıyor. Yani şöyle ki gerçek hayatta uçağa binmeden önce vesaire konuştuklarımızı biz Discord'dan konuşuyoruz. İşte uçağa bindikten sonra yer ekibiyle bazı işaretleşmeler veya işte koldaki diğer uçaklarla işaretleşmeleri buradan yapma imkanımız olmadığı için onları başka şekillerde hallediyoruz. Yani Discord'dan konuşarak vesaire. Şimdi briefing yapıldıktan sonra tüm herkes uçaklara oturma talimatı geldikten sonra uçuş liderinden herkes uçağına oturur. Ve uçuşa girdikten sonra tabi burada bağlantı yapıldığı için loading ekran olduğu için biraz uzun sürebilir. O yüzden buraya giren, uçağına giren arkadaşımız şöyle bir ikaz verecek. Diyelim ki o uçuşta biz Hançer 3 uçuşuyuz. Ve ben bu Hançer 3 uçuşunun 2 numaralı uçağıyım. Şöyle diyeceğim. Hançer 3-2 kokpit. Bunu Discord'dan konuşacağım. Veya o an hani hangi program varsa TeamSpeak'tir veya ne bileyim her neyse. Buradan liderim benim artık girdiğimi, kokpite girdiğimi ve ramp start'e başlamaya hazır olduğumu anlayacak. Ben girdim. Hançer 3-2 kokpit. Diyelim 3-3'te kokpit dedi. Sonra 3-1, yani uçuş liderim kokpitte dedi. Sonra 4 numara girdi. Herkesin girdiğini duyunca liderim şunu söyleyecektir. Ben bunu duyana kadar hiçbir şey yapmayacağım. Hançer 3 kanopi kapa ramp serbest diyecek. Bunu duyduktan sonra yine Discord'dan, burada tabi radyolarımız çalışmadığı için yine Discord'dan 2 veya 3, 4 diye bunu onaylayacağız. Daha sonra da lider bizim onayladığımızı duyduğunu teyit etmek için 1 diyecek. Yani Hançer 1 diyebiliriz. Pardon, Hançer 3 1 diyebilir.
Her neyse, şimdi bu anlaşıldıktan sonra kanapemizi kapatıyoruz ve ramp serbest denildiği üzere rampimize başlayacağız. Şimdi burada öncelikle Discord'dan konuşulma sürecinin bittiği nokta uçağın çalışıp elektriklerin gelip radyolarımızı açabildiğimiz nokta olacaktır. Ben şimdi ramp start'a başlayayım. Uçağım çalışsın, elektrik aksamında çalıştıran radyoları. Şimdi buradaki amaç şu. Herkes radyoda aynı kanalda mı? Veya herkes radyoda aynı kanalda olsa da tuşu basıyor mu? İşte mikrofonu çalışıyor mu? Gibi sorunların üstesinden gelmek için duyup duymadığımızı teyit etmek için bir kontrol yapılacak. İki kanal var arkadaşlar F-16'da kullanılan. Uniform ve Victor kanalları. Uniform kanalı dediğimiz şey, yani buradaki fonetik alfabede U'ya denk gelen UHF kanalı, UHF diye yazılır. UHF'te bizi duyduğunu teyit etmek için veya VHF'te bizi duyduğunu teyit etmek için liderimiz bize, yani kola uniform check veya Victor check yapabilir gerekli gördüğü şekilde. Onu da şöyle yapacak. Tabi burada daha önce söylemiştim. Liderler konuşur, numaralar susar. Önce liderin konuşmasını bekleyeceğiz. Ne diyecek bize liderimiz? Biz tabi burada briefingte konuştuğumuz kanala hemen girmemiz lazım vakit kaybetmeden. Diyelim ki COM2 ne konuşuldu briefingte? 128 konuşuldu. Bizim kolumuz 128'de olacak. Uniform olarak da diyelim AVAX'ımız 253'te diyelim. AVAX'ımız da onun da kanalına girip bütün diğer uçuşları dinleyebiliriz. Şimdi kol liderim bana şunu diyecek. Hançer 3, Victor check. Dediği anda önce 2 numara teyit edecek. 2 diyerek. Sonra 3 numara 3. Sonra 4 diye duyduğu anda lider kendisi de 1 diyecek. Yani sizin duyduğunuzu anladım şeklinde. Bunu tekrar tekrarlarsam hızlı bir şekilde. Şöyle ben diyelim liderim ve numaralarımın dan Victor check yapacağım. Hançer 3 Victor check. Burada hemen vakit kaybetmeden 2, 3, 4, 1 şeklinde herkes aynı kanalda olduğunu hemen teyit etmek durumunda. Şimdi bunları yaptıktan sonra kule ve diğer konuşmalara geleyim. Şimdi uçuşta arkadaşlar liderler navigasyondan ve kararlardan sorumludur. Numaralar onu korumaktan sorumlu, işte mühimmatlarını atmaktan sorumlu, onu izlemek, takip etmek, ona destek olmaktan sorumlu. O yüzden herhangi bir çok gerekli bir durum olmadıkça numaralar hiçbir şey söylemez. Sorulmadıkça hiçbir şey söylemez. Bütün uçuşu lider idare eder ve ona göre siz de onu takip edersiniz. Talimatlara uyarsınız. Şimdi diyelim ki herkes motorunu çalıştırdı. Taksi ışıklarını falan yaktı. Herkes ramp startı bitirdiğinden emin olmak için şunu söyleyebilir. Diyelim ki hançer 3-2'yim ben. Hançer 3-2 ready veya hazır veya taksi için hazır şeklinde Victor'dan, yani kol içi kullandığımız kanaldan liderimize bunu söyleyebiliriz. Daha sonra 4 numara belki hazır olacak. Belki daha sonra 3 numara hazır olacak. Sonra da 1 numara hazır olacak. Tabi herkes hazır olduğu zaman lider ne zaman taksiye başlayacağına o karar verir. Siz burada hiçbir şey yapmayacaksınız. Belki o an başka bir kolla konuşuyordur. Belki kule kalkış sırasında ona vermemiştir vesaire. Bunlara kesinlikle bir numara olarak müdahale etmiyorsunuz. Bunları liderinize bırakıyorsunuz. Sizin işiniz sadece dinlemek ve uygulamak. Hani bu demek değildir ki tamam artık lider her şeyi idare ediyor, biz hiçbir şey dinlemeyelim. Hayır, böyle bir şey yok. Liderinizi dinleyip onun o an ne yapmaya çalıştığını, kuleyle ne konuştuğunu takip edeceksiniz ve kol düzenini bozmayacaksınız. Takside de, inişte de, kalkışta da, havada da bu böyle. Şimdi her şey hazırsa lider şunu der. Diyelim ki Batum Kule'deyiz. Burada işte Victor tuşuna basarak lider Victor kanalından kuleyle konuşacak. Batum Kule hançer 3 kalkış için hazır. Ya, özür diliyorum. Taksi için hazır. Batum Kule şunu der.
Hançer 3 beklemede kalın veya hançer 3 taksi serbest. Daha sonra lider şunu der. Hançer 3. Bu ne demektir? Hançer 3 dediğini anladı ve taksiye başlıyor demektir. Diyelim hançer 3 olarak taksiye başlanıldığı söylendi. İşte 2 numara çıktı, 3 numara çıktı taksiye. Ben de çıktım. Daha sonra pist başına gelindiğinde işte kontroller olacaktır vesaire olacaktır. Kalkış öncesi bazı çekler olacaktır. Buralarda hep liderin tabii siz sessiz kalıyorsunuz. Lider bir şey sormadan bir şey söylemiyorsunuz. Söylemeniz gereken bazı şeyler de var yalnız. Şöyle ki hani lider sormasa bile diyelim ki pist başına gitti lider. Şunu söyledi. Bir numara hold short ya da hançer 3 hold short. Hançer 3 bir hold short dedi. Siz de hançer 3 ikisiniz. Siz de pist başına geldiğinizi teyit etmek için liderinize 2 numara hold short dersiniz. O da sizin arkanızda, sizin uçağınızın kendisinin arkasında bulunduğunu oradan anlar. Aynı şekilde yine piste girişte geçerli. Hani girdik piste. Burada tabi hold short denir. Bakın şu çizgi şu anlama gelir. Eğer bu düz çizgi ise kuleden izin almadan bu düz çizgiyi geçemezsiniz. Eğer kesikli çizgi ise bakın o taraftan bu tarafa kuleden izin almadan geçebilirsiniz demek. Bu noktada izin almadan geçiş yasak arkadaşlar. Burada lideriniz sizin adınıza kuleden izin alacak ve o şekilde piste gireceksiniz. Tabi burası pistin girişi değil. Pist başı sol tarafta kaldı. Bu şekilde giriyorsunuz ve lideriniz girdi. Bir numara line-up der. Yani pistteki yerimi aldım der. Hani ortada durur, sağ kulvarda durur, sol kulvarda durur. O ona kalmış yani. O anki uçuşun nasıl durumu, hani kaç uçaklık bir uçuş ve rüzgarın durumuna bağlı nerede duracağının. 2 numara olarak diyelim burada durduk kendimizi lideri de görüyoruz. Şey diyeceğiz 2 numara line up. İşte 3 gelecek bu tarafımıza 3 numara line up diyecek vesaire vesaire. O şekilde anlaşacağız. Daha sonra buradaki ufak kontroller var işte yağ basıncı kontrolü vesaire onlara bakıyorsunuz falan. Bunların detaylarına girmiyorum. Pitot heat açık. Evet. Kalkış için kontrollerimizi yaptıktan sonra lider belki military'de kalkacağız der. Belki işte AB'de kalkacağız der. Veya kalkış hızımız şu olacak. Rotate şu notta. 190 notta diyelim. Rotate edeceğiz veya 170 notta. Ona göre kalkılır. Kalkış usullerinin detaylarına girmeyeceğim. Ama telsizle ilgili olan kısım bu şekilde arkadaşlar. Liderler konuşur, numaralar susar ama numaralar onu izler, takip eder, cevap verir. Kesinlikle bakın şunu yapmayın. Bir numara bir şey söyledi, tamam diyelim. Uçuş başı 340 dedi. Bunu şimdi siz duydunuz ama 2 numara dememek gibi bir şeyiniz olmasın kesinlikle. Lider çünkü böyle duvarlara konuşur gibi bunları söyleyip söyleyip geçmez. Hani duyduysan buna 2 numara diyeceksin. 2, 3, 4, 1 şeklinde. Telsizde konuşma olur. Çekinmeyeceksiniz yani bir şey söylenecekse söyleyeceksiniz. Atıyorum savaş durumunda bazı şeyleri söylemeniz gerekli. Hani tam liderler konuşur, numaralar susar ama diyelim ki radarda bir şey tespit ettiniz. Bunu söylemek için bir tereddütte bulunmayın çünkü bu acil bir durum. Ama bunun haricinde böyle savaş durumunda olmayan hususlarda. Çok gerekmedikçe liderin kafasını karıştırmayın. Bir şey söyleyeceksiniz de şu şekilde izin almanız gerekiyor. 1-2. Eğer o an müsaitse telsiz, bir numara dinlemede şeklinde bir şey alırsınız liderden. Teyit alırsınız. O an konuşabilirsiniz. İşte efendim falan filan şöyledi böyledi. Ne sıkıntınız varsa söylersiniz ya da bilginizi vereceksiniz. O şekilde yani arkadaşlar. Hani burada single player'da uçar gibi olmuyor multiplayer'da uçuşlar. Telsizde aynı frekansta bir sürü insan oluyor. O an bir sürü şey konuşuluyor. AVAX konuşuyor. Talimatlar havada uçuşuyor. Yani olabildiğince telsizi boş bırakmaya özen göstermemiz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.